Evet değerli dostlar, güzel insanlar merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi yaklaşık 4 gündür e, video atamıyoruz ve bizi seven, sayan değerli dostlar, güzel insanlar e, sağ olsunlar e, mesajlarını eksik etmediler. Ve e, gerçekten bizden çok güzel böyle hisse analizleri istediler. Hele ki bu zor gününde endeksin düştüğü bu saçma sapan e, süreçte artık böyle gel gitler olacaktır arkadaşlar. Ee, hazırlıklı olmanız gerekiyor. Ee, şimdi dediler ki hocam yani şöyle bir video çekin de böyle iki tane, üç tane böyle video çekin de yani biz bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Sizin o engin tecrübelerinizden yararlanmak istiyoruz hocam dediler. Bize dedi ki o madem bu kadar güzel mesajlar atıyorsunuz, bizi özlüyorsunuz, seviyorsunuz o zaman ne yapıyoruz hemen başlıyoruz hisselerimizle değerli dostlar güzel insanlar öncelikle söyleyeceğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım yapmayın arkadaşlar alsa tut tavsiyesi değildir hiçbir şekilde bizim bu taraklarda şeyimiz yoktur arkadaşlar biz hiç o konulara girmiyoruz girmeyiz girenleri de uyarıyoruz burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir şimdi rica ediyorum vereceğim bu hisselere sadece ama sadece dikkat edin sadece ama sadece bir şöyle bir şey yapın ya böyle bir ne bileyim bir şeyler yapın kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir büyük zararlar elde edebilirsiniz şimdi Arkadaşlar yani biz öyle insanlarız ki yani biz öyle teknik analizciyiz ki nokta atışlarımız her türlü belli oluyor. Yani şimdi bunu biraz önce paylaştım. Smart'ı Smart'ın sorduğunun bu bu şekilde bak ama bugün ama yarın yaz kızım Yakup Ekenoğlu nokta atışı yapmak için geliyor. Sazanlar atlamasın kendime resim öğreniyorum. Arkadaşlar ben kendime resim öğreniyorum. Yani normalde böyle saçma çizimler olmaz. Siz dünyada yani 10 yıldır 20 yıldır bu sektörün içindeler adamlar yazıyorlar ki hocam diyor ki biz ben 20 yıldır böyle bir çizim görmedim ya adam diyor ki sen resim olman gerekiyordu yani sen burada da ne işi var biz o yüzden arkadaşlar kendi kendimize resimler çiziyoruz böyle kendi kendimizi eğlendiriyoruz ee, dediğim gibi bakın 10 57'ler benim için normal derecede bir hedeftir ama sizin için hedef değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Biz bunları geçtik. Artık bunları anlatmaktan dilimizde tübeti. Bakın şimdi formasyon var yatırım tavsiyesi yok dedik. Hisseyi bu şekilde paylaştık. Hisse neydi? 6.63'lerdeydi. Bakalım marka ne oldu? Bir günde tavan oldu. Yani bir günde tavan oldu. Ama bak 6.63'te paylaştık. Bir gün ha. Akşamleyin paylaştım. Gündüz deyin. Gün sonu kapanışa kadar böyle artı 2, 3, 4'lerdeydi. Sonra bir baktım tavan oldu. Niye acaba bilmiyorum. Yani bizim 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 bilmiyoruz. Var Biz bilmiyoruz. Evet tabii şimdi bu tür şeyler önemli şeyler değildir arkadaşlar yani biz bir hedef vermişsek hisseler yani hedefini gerçekleştirecektir gerçekleştirmek isteyecektir öyle söyleyeyim kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir burada aşağıda düşebilir kademeli bir şekilde bunlar duraktır biliyorsun uzun vade orta vade kısa ile orta vade arası gidip gelen bir şeydir arkadaşlar. Ee biz bir hedef vermişsek hedef gerçekleşiyor biliyorsunuz. Yani burada birçok var. Bak mesela AES, AES'i paylaştık diyoruz ki 12.57'ler 14 TL'ler hedeftir bakın. Almat formasyon var yatırım tavsiyesi yok dedik arkadaşlar. Beğendim miseyi pullback hareketini yapacak gibi duruyor. Yarın belki tavan olur. Belki yarın tavan olur bilmiyorum arkadaşlar. Yani e, grafikten anlayacağımız şey nedir biliyor musun? hisseyi istedikleri kadar buralarda tutsun 2.27'dedir fiyat Almat şu an fiyatı 2.27 yarın 2.70'e giderse ben şaşmam niye? çünkü formasyon var yatırım tavsiyesi yok biz bir şeyler küçük yatırımcı kardeşlerim benim için candırlar benim için ciğerdirler o yüzden e, inanın bana bakın gece e, saat 3.30-4 ben e, dayanamadım yani 4 gündür endeks sıkıntısı yaşadılar dayanamadım dayanamadım Dayanılacak gibi şeyler değil arkadaşlar. Yani dediğimiz gibi hedefler gerçekleşir. Tavan tavan gidecek hisselerdir. Ee, olabilir de olmaya da bilir. Tabii biz bilmiyoruz. Ee, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bakın mesela Almat. Yani dikkat ediyorum. Yani rica ediyorum ya bir şey soracağım. Yani bir tane delikanlı adam yok mu? Ya mesela bu hafta içerisinde. Ya desin ki hocam yani örnek diyorum ya mesela yani. Desin ki hocam ya Allah aşkına. Sen bu ise şöyle 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 bir şeyler söylemişsin. Hisse yani yani çok değişik şeyler yaptı. Sen dedin tersi gibi bir şey yaptı. Yani böyle bir tane delikanlı adam çıkar yazar herhalde. Bekleyip görelim bakalım bu ise ne yapacak? Ben de bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum ama grafik olarak muazzam bağcı Yani çok güzel de bir grafiği var. Yani ee, şimdi şu şekilde paylaştık. E, niye paylaştık? Yani endek sıkıntısı yaşayan kardeşlerim için Elimizden bir şeyler geliyorsa ne mutlu bize bakın mesela Dardanel Dardanel yani 35 TL'ler neredeyse şu an sat cebde gibi durabilir de yani bilmiyorum yani olmaya da bilir ola da bilir bilemiyoruz bak boş fren, formasyon var yatırım tavsiyesi yok. Karfursa artık yani ben ne diyeyim size arkadaşlar yani Karfursa bakın 66 TL'de desteği var bu destek çalışıyor. 76 TL Allah bin bereket versin. Sonra 85 TL. Allah bin bereket versin. Yani biz Karfur'sa bakın söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz. Yani sen e, bak şimdi Armada'da oldu. diğerlerinde oldu. Sanko'da oldu. 7 750'de paylaştık. Ciğerimiz söküldü, patladı artık ciğerler. Adam 11.5 TL'den giriyor. O kadar gerizekalı adamlar var. Çok özür diliyorum. Aile bizi izliyorsa onlardan özür diliyorum. Şimdi Karfur'sa Örnek diyorum, 66 TL'den paylaştık. Tamam mı? Alt, 66 TL'den paylaştık. Hisse 68 TL'lerdeydi, pardon 68.45'lerdeydi. Hisse 71 TL'ye gitti. Yani biz hisseye anlatıyoruz, diyoruz ki ya arkadaşım... ...yani istediğin kadar, istediğin kadar buralarda dolaş. İstediğin kadar buralarda böyle dolaş. Git, gel, git, gel, git, gel. Eninde sonunda Yakup Ekenoğlu'nun vermiş olduğu bu hedef değil... Yakup Eken oğlunun vermiş olduğu hedef değil. Formasyon hedefi 75, 77, 95 95'ler yani 78'ler. Ondan sonraki süreçte bunun üstüne atar ise 85 TL'ler gerçekleşmek isteyecektir. Şimdi gerizek birisi çıkacak hisse pazarlıyor diyecek. Ulan ey salak adam. Sen bu kadar zekisin, sepaka bu kadar aptal mı? He? elimdeki hisseye bak, bakmaz mı? Demez mi lan bu adamın hisse bu? Ulan zaten benim Mesela bu konuyu zaten konuştuk. Yani bunlar bizim çapımız değil arkadaşlar. Böyle hisseleri pazarlama gibi zaten o kadar e, girize kalı adam olmasaydın bunu söylemezsin diye tahmin ediyorum. Kendi mesela paylaştık. Pegio'yu arkadaşlar yani ya bak yani ne diyeyim yani Pegio e, yani Allah yapacak bir şey var. Bu böyle muazzam bir grafik var mı ya? Böyle muazzam bir grafik var mı ya? Ya pullback yapmış, pullback yapmış yoluna devam ediyor. Tamam mı? Yoluna devam ediyor. Ya bu ben bunları söylüyorum. Bunlar teknik analizdir ha. Yani bunları teknik analizini yapıyorum. E ya demeyin hocam kendi şeylerini anlatıyor bak. Hele biz söylüyoruz. Yani biz bir şey söylediysek bakın. Hedefimiz gerçekleşti ya. Görüyorsunuz. Biz bizim bu buradaki birinci hedefimiz gerçekleşti ya Pegio'da bir günde ya bir günde paylaştık yüzde yedi yüzde sekiz yaptı ya Reşas ya beraber ölmeyeceğiz Reşas. Hissenin dünya kadar borcu var. Olsun. Yatırım tavsiyesi yok tabii ki. Yani on numara beş yıldız. Bazı şeyler sadece yani bakın burada şöyle yapayım. On bir, on ellilere kadar gidebilecek bir performansı var. Ee, biz paylaştık. Ee, umarım hedefini gerçekleştirir. Gerçekleştirmese de canı sağ olsun. Sonuçta yatırım yapmıyorsunuz. Bakın Royal. 10 numara 5 yıldız 3 11'de dedik ki desteği var Royal güzel de bir hedefi var ee, tabi 10 numara 5 yıldız buraya geldi yukarı çıktı yani burada 3 11 boşuna verilmemiş arkadaşlar yani burada bakın kendi indikatörümün desteği var benim desteğimden gelip tepki yükselişi yaparak yukarı doğru gitti Royal hissesi. Yani e, 3.70'ler bir şey değil 4 TL'lere kadar tekrar gidebilme ihtimali yüksektir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi de al sana benim iki gözüm iki çeşmem serve. Yani mesela sen bu hissenin e, yarın öbürsü gün tavan yapmayacağını nereden bileceksin? Sen bilemez. Niye? Çünkü bilemez. Ha bu hisse ne yapar? E, ihtimali söylüyorum. 13.88'e kadar da gelebilir. 1388'e kadar da gelebilir. Ondan sonra 1630'lar, 1760'lar. Allah bin bereket versin. Uzun vadeli hedefi 1944'ler. Bunlar elbet bir gün gerçekleşmek isteyecektir. Mesela al sana deva. Al sana deva. Yani bunlar gerçekten güzel hisseler. Yani yarın öbürsü gün ne olur, ne biter. Tabii biz onu bilemeyiz. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz kesinlikle bakın yani bazı şeyler normal şartlarda buradaydı arkadaşlar. Yani bu desteği şurasıdır. Burada şöyle bir kanal aralığı çizer isen, çizer isen tamam mı? Şurada yeni bir destek hattı oluşmaktadır. Tamam. Mı? Şurada yeni bir destek hattı oluşturmaktadır. Yani burası bizim artık desteğimizdir. Tamam mı? Şurası bizim artık desteğimizdir. Buranın altına düşmediği sürece Sıkıntı yok e, düşer ise Ta ki şuradaki Yakup Ekenoğlu deste, Desteğine kadar Bir geri çekilmeler olabilir Yalnız hocam E hedef vermedin Al sana da e, bu hissenin ileride yapa, Yapmak isteyeceği hedeflerden bir tanesi Tamam mı Yani al 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 Ya hocam bu grafik biraz farklı bir grafik Ama gider mi diyorsun Yani gider gitmez biz bilmiyoruz Arkadaşlar biz sadece teknik analizciyiz Gidebilir de gitmeye de bilir. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Ee, bize bakarak yatırım yapmayın rica ediyorum arkadaşlar. Yoksa büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ben size söyleyeyim yani büyük büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Siz yaşamayın diye e, kendimizi e, şey yapıyoruz. Ama yani burada geri çekilmeler yapar ise aşağı kadar aşağıya şuradaki seviyelere kadar geri çekilmeler yapabilir. Bunu da çok böyle isteyen dostlarımız vardı. E, onlara da bir ama şu şekilde çizeyip bu da bir destektir. Devayı merak ettiler. Ee, onu da paylaşayım dedim. Bunlar arkadaşlar tamamen e, hedeflerdir. Aşu 31 TL kadar gidebilecek bir hedefi olduğunu söyleyebilirim. Performansı iyidir. Yani e, şeylere baktım arkadaşlar. Yani birçok e, göstergeye baktım. Hepsi alt sinyali. Mcdi al. Ondan sonra erasay al. Şu al, bu al. Bir de şey var. İşbir var. Iş bir. İşbir. İşbir'i de soranlar var. İşbir güzel bir hisse. İşbir iyi bir hisse. İşbir tatlı bir hisse. Siz kaybettiniz Bay Heckler. O numara 5 yıldız bir hisse. Yani sen bu hisseden korksan ne olur? Korkmasan ne olur? Yani vallahi bilmiyorum. O numara 5 yıldız. Ben bu tarz hisseleri her zaman beğenmişimdir. Yani normal şartlarda hop, böyle bir Hedef ile veririm sana, anladın mı? Ama sen ne yapacaksın? Ee, diyeceksin ki, vay hocam sen yine uçup kaçtın, yok bilmem ne yaptın. Biz tabii ki böyle bir hedef vermeyeceğiz sizlere. Niye? Çünkü sen bu hedefe bakarak ne yapacaksın? Ee, alım yapmaya çalışacaksın diyeceksin. Vay 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 neredeyse iki katı gitmiş bu hisse. O zaman gireyim diyeceksin. Öyle de bir insansın yani ben öyle tahmin ediyorum. O yüzden sıkıntı. Yaşamayalım diye öyle hedefler medefler her zaman minimal bazda hedefler vermek en iyisidir. Değerli dostlar, güzel insanlar, küçük yatırımcı kardeşlerim, abilerim, ablalarım. Bu şekilde sizlere çizeyim. Bakın sıkıntı yok. Gelir gider, gelir gider ama buradaki asıl hedef gerçekleşmek isteyebilir. Onu da size söyleyeyim. Şöyle gizli bir silahım var, park ee, güzel bir hisse, ee, güzel bir hisse, gerçekten güzel bir hisse. Ee, zaten birinci hedefimiz gerçekleşti, ee, ikinci hedefe doğru gidiyor, adım adım gidiyor. Ee, yani biz 7 TL gibi bir hedef vermişiz. Hatta hisse buralardayken arkadaşlar hisseyi paylaştım. Park mi? Hedefi de iyidir, 7 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı var. Yolu açık olsun. Sevdiğim bir isedir Yarında bir tavan gelir mi? Bir ihtimalle gelebilir. Gelme edebilir. Seçim senindir. Teknosa. Yani Teknosa arkadaşlar gerçekten muazzam biri ise. Neden diyecekseniz çünkü hedefi var. Hedefi olan hisselerden korkmamayı öğretti. Yahu 21 TL mi dedin hocam sen? Allah aşkına 21 TL mi dedin? E 21 TL dedim. Yani 17 ler, 21 TL'ler hedeftir bu hisse için. E, zaten burada gereken düzeltmesini de yaptı pull back'ini de yaptı yoluna devam ediyor e, güzel de bir hisse yani gider niye gitmesin arkadaşlar gider gider ama yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle hele ki zaten şuradaki seviyeyi bir geçse çok güzel olur yani e, o zaman daha güzel şeyler söyleyebiliriz bu Türkiye Sogorta Kurgese'dir değil mi? yok. Tür. Tür SG. E ben de öyle yazdım. Evet bakın. Değerli dostlar güzel insanlar. Yani biz hedef verdik. E, hedefine doğru gidiyor. Yani bir şüpheniz mi var? Yani Yakup Ekenoğlu bir hedef vermiş. Bir şüpheniz mi var? Şüpheniz mi var he? Şüpheniz olmaması gerekiyor arkadaşlar. Yani yarın da belki tavan gelir. 8 TL'ler gerçekleşir. Ee, o konuda da sıkıntı yok. Hatta şöyle yapalım yani biz e, her zaman minimal bazda çiziyoruz. Evet yani şu şekilde bir hedef tamamı ile gerçekleşmek isteyebilir. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Yapabilir, yapmayabilir. Ama e, sevdiğimiz hisselerden bir tanesi. Şimdi all mip var. All mip var. All mip, all mip. Yani zaten Allah aşkına değerli dostlar yani burası bizim için bir e, destek noktası. Burada tepki yükselişi gelerek yoluna devam etme ihtimali yüksek e, olduğunu söylüyoruz. Buradan dönmesem burada benim EMA 7.20'de 720, e, benim EMA'm var. EMA'sı burada yukarı taşıyacaktır. Burada bu da yani 600 günlük hareketli ortalamadır. Yani anlatabiliyorum bunu değil yani. Her hisse buraya kadar düşmez yani anlatabiliyor muyum? Bir an önce kendini buradaki 200 e, hareketli ortalamanın üstüne atmak isteyecektir. Zaten dikkat ederseniz e, güzel bir e, hikaye var burada onu da anlatmayacağım. E, önümüzdeki günlerde e, hisse tavan yapar ise o zaman söyleyebiliriz. Aslında güzel de bir hisse şimdi hocam tamam eyvallah Allah razı olsun. Şimdi biz ben buraya bir çizgi çekmişim de aslında hani e, buraya hani endeks çok kötü olur ise belki gelir. E, onu biz bilemiyoruz ama zannetmiyorum gelmeye de bilir. Asıl bizim desteğimiz şurası arkadaşlar. Yani şurası bizim desteğimizdir. E, diğerini şey hale almayabilirsiniz. Yani 7-20'ler bizim ana destek hattımızdır. Hedef neresi hocam? Hedef kızıl elma. Yani hedefimiz şurasıdır. İlk etapta e, gitmek isteyeceği yer 10.45'lerdir. Ne zaman gider onu bilemiyoruz. Yani burada güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Yani iyi şeyler oluyor. İyi şeyler olmaya çalışılıyor en azından öyle söyleyeyim. Yani değişik şeyler, formasyonlar oluşuyor. Sadece ne yapılmak gerekiyor? E, sabırla beklemek gerekiyor. Öbür türlü ekstradan bir şey söylemeye gerek yok. Hatta yarın öbürsü gün şuradaki tepe tekrar buradaki zirve gerçekleşme ihtimali olabilir. Hisse buradayken işte biz paylaşıyoruz, söylüyoruz. Yarın öbürsü gün bir şey olur, bir şey olur. Allah korusun e, biz bir şey diyemeyiz. Şimdi hemen şeye de bakalım isterseniz. Yani böyle oyluma da bakalım. Oylum. Yani evet yani biz ne dedik arkadaşlar 5.56 gibi bir hedef var. ve Bu hisse de e, gitmek isteyecektir. Bu hisse o numara 5 yıldız. Eksiyle kapatması bizim için hiçbir şey ifade etmez. E, şuradaki seviye hatta yani e, şöyle de rahat bir şekilde yapabiliriz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz değerli dostlar güzel insanlar. Yeter ki şuradaki formasyonlar tamamlansın. Yani aslında şu ise buralardan geldiği, Düşüşü biraz daha buralara kadar gelebilirdi ama burada 4.61'de belli ki güzel bir destek yapmış. O yüzden hisse oranın aşağısına gelmiyor. Gelir ise de zaten burada stop loss'la beklemeniz gerektiğini söyleyebilirim. Ama hedef anlamında 5.76'lar ondan sonra 5.13'ler zaten hedef olduğunu söylemişiz. Son son olarak yok neyse çok fazla hisseye baktık. İdaş'a da bir bakalım İdaş. İda açta güzel bir hisse. Evet. Ne demişiz arkadaşlar? 15 ler Of. 10 numara. Abicim böyle grafik olmaz olmaz. Yani böyle bir formasyon yok yeryüzünde ya. Arkadaşlar İdaş'ın grafiği Çin'i maçinidir. 10 numara 5 yıldız. Yarın öbürsü gün 15-43 hedefi gerçekleşir. Şaşma şaşarsan şaşırırsın. 17-71 hedef gerçekleşir. Şaşma şaşırırsın. Şaşma. Şaşarsan şaşırmış olursun. Kesinlikle biz bu tür şeylere karşıyız arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Hadi e, bol tavanlarımız olsun. Yarın öbürsü gün e, en az 10 tane hisse paylaşmışsak bu 10 tane hissenin 10'usunda da bir tavan bekliyorum açıkçası söylemek gerekir ise. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Her bir hissede de tavan bekliyorum. Yakup Ekenoğlu bir şey söylüyor ise ama bugün ama yarın. Gerçekleşme ihtimali yüksektir değerli dostlar. E tabi biz şimdi preze yapmıyoruz. Yani şimdi bir insanın prezeleri e, mutlaka mevcut olması gerekiyor. Ya bu adam gerizekalı adam yani kendimi kastediyorum. Böyle kendine güveniyor. Herhalde şu Şunun bir prezensine bakayım diyebilirsiniz. Şuralardan bir gelin mesela böyle bir izleyin rastgele bir videoya girin. Mesela işte şuraya girin, buraya girin, buraya girin. Yani anlatabiliyorum şuraya girin buraya girin. Biz ne demişiz? Ne olmuşu? Bak Seleç. 4 hafta önce ne dedik? Bugün nereye geldi? Biz düşüş habercisini verdik. Yani bir aslında tehlikeli şey sezdik dedik ki aman aman işte geldi nereye? Şimdi tekrar Seleç'e de bakalım mı? Şimdi son son bir ee, Seleç grafiğine bakalım. Şimdi dedik ki arkadaşlar burada formasyon var. Formasyonun ana hedefi ee, biz niye bu kadar paylaşmışız onu da bilmiyorum açıkçası yani aş şuraya kadar bir düşüş gerçekleşebilir e, şuraya kadar bir düşüş gerçekleşebilir demişiz Tamam e, dikkatli olun Siz e, biliyorsunuz ki değerli dostlar güzel insanlar biz bu ise aşuralarda iken e, yukarı yönlü giderken tavan tavandayken, biz bu ise omuz baş omuz formasyonu dedik ve hissenin aşağı düşebileceğinden bahsettik. Şimdi açıkçası formasyon itibariyle 10-90'lara e, kadar geri çekilmeler gelebilir. E, yalnız bu ise de şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Bunu da bir müjde olarak vereyim yatırımcılarına. E, belki başlığı görürler gelirler. Bu ise de birinci e, bir müjdem var. Nedir? Pozitif uyumsuzluk. Bu ise de pozitif uyumsuzluk var. Bu pozitif uyumsuzluk ne zaman devreye girer biz bilmiyoruz. Lakin devreye gire, girer ise yükseliş habercisi gelebilir. Şuradaki formasyonun asıl gelebilecek yeri 10.70'lerdir arkadaşlar. Hatta şu an 10.30'lar olduğunu da söyleyebilirim. Bizim EMA'mız da buradadır. E, buralara kadar bir geri çekilmeler de olabilir. Ama eğer ki şuradaki EMA'nın üstüne çıkarsa hatta yani 14. 54'ler onun için yön belirleyicidir. Yani bu rahat bir şekilde çok güzel hedefler getirir. 14 54'ün üstüne çıkar ise artık burası bizim için bir destek noktası olacak ve buradaki bütün seviyelerini teker teker geçmeye çalışacak. Hatta şöyle bir hikaye yaratmış. Yaratmış Allah yaratmak Allah'a mahsustur diyelim de yani şöyle güzel bir formasyon hazırlığı içerisinde olur diyeceğiz. Yani anlatabiliyor muyum? Yani şuradaki hedefler 18 TL hedefler tekrar gerçekleşebilme ihtimali yüksek olabilir. Onu da şimdiden yazayım. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın öbür gün tavan serileri gelir ise şaşmayın, şaşırmayın. Değerli dostlar, güzel insanlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Değerli dostlar, güzel insanlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Sadece böyle izleyerek bir şey elde edemezsiniz. Değerli dostlar beğenin, yorum yapın. Merak ettiğiniz hisselerinizi yazın, maliyetlerinizle beraber yazın ki biz de bakalım. Evet bu adamın maliyeti burada yüksektir abicim, senin maliyetin yüksektir. Ya da iyidir, maliyetin iyidir, devam ke diyebilelim. Ama yatırım tavsiyesi vermediğimizi söyleyelim sizlere. Kesinlikle sadece yarın Twitter'dan kardeşinizi takip edin. Yarın Twitter'dan kardeşinizi takip edin. Bombardımanlar yapacağım yani. İnşallah güzel şeyler olursa çok da güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.